büyükler, tehditkarlar, üstelik bir sürü dişleri var. Hayır, 2 yaşındaki bir çocuktan bahsetmiyoruz. Bugün ringde dünya tarihindeki en fazla çene gücüne sahip canlılar var. Gezegenimizde yaşamış en dişli canlıları keşfetmeye hazır mısınız? O halde başlayalım. Öncelikle en büyük yırtıcılardan biriyle başlayalım. İnsanla. Evet, insanların çene gücü oldukça fazladır. Yoksa bilmiyor muydunuz? Pekala, aslına bakarsanız bu arkadaşı bize referans olması için getirdik. Bu sayede diğer yaratıkların çene güçlerinin ne kadar fazla olduğunu daha rahat kavrayabilirsiniz. Tamamdır arkadaş, şimdi dişlerini şu cihaza geçir ve sayıları görelim. Ve 160 PSI, yani santimetre kare başına 11 kilogram. Sert bir kurabiyeyi ısırmak ya da antep fıstığının kabuğunu kırmak için gayet yeterli bir güç. Bir kurabiyeyi hak ettin. Tamam. Şimdi neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. O halde sahneye gerçek yarışmacılarımızı alalım. Ölçüm cihazımızdan ilk ısırığı alacak canlı, insanın en iyi arkadaşı olan köpek. Ama sıradan bir köpek değil. Bir mastif. Ağırbaşlı bir şekilde gücünü göstermek için sahneye geliyor. Ağzını açıyor, dişlerini cihaza geçiriyor ve sonuç tam 550 PSI. Oldukça güçlü. Bu köpek, insanların sahip olduğu en kuvvetli arkadaşlardan ve kalın bir tahta parçasını kolayca ikiye ayırabilecek güçte. Sıradaki yarışmacımızsa ormanların kralının ta kendisi. Karşınızda aslan. Ne kadar hevesli olduğuna baksanıza, tüm heybetiyle ringe geliyor ve dişlerini cihaza geçiriyor. Vay canına! 650 PSI. Bu, insanınkinden 4 kat daha güçlü. Bu avcının antilopları yakalayıp bırakmamalarına şaşmamalı. Teşekkürler Bay Aslan. Şimdi lütfen yerinize geçin. Üçüncü yarışmacımızsa bir diğer büyük kedi. İnsan konuğumuzu saymadığımızı unutmayın. Karşınızda vahşi, azametli ve çizgili Bengal kaplanı. İleriye doğru sıçrıyor ve dişlerini ölçüm cihazımıza geçiriyor. Sonuçsa tam 1050 PSI. Vah canına. Böylece Bengal kaplanı ormanların kralını geçiyor ve liderliğe oturuyor. Gerçekten de dişli bir rakip. Hürmetler Şerhan. Bir dakika, şu histerik kahkahayı siz de duyuyor musunuz? Bu ses sıradaki yarışmacımıza ait. Kendisi sabırsızlıkla sırasını bekliyordu. Ve işte karşınızda sırtlan. Görünüşe bakılırsa güçlü kaplana gülüyor. Peki ama neden? Ringe sıçrıyor ve cihazımıza dişlerini geçiriyor. O da ne? Tam 1100 PSI. Nasıl yani? Sırtlanın çene gücü hem aslan hem de kaplandan daha mı fazla? Doğrusu eğer bu etçil hayvanlar korkak olmasalarmış, savananın en korkulan canlıları olabilirlermiş. Fakat orman avcılarına gelirsek, bozayıyla rekabet edebilecek hiçbir hayvan yoktur. Bu tüylü dostumuz sahneye yavaş ve sakar adımlarla yaklaşıyor. Fakat buna aldanmayın. Gerektiği durumlarda bu canlıların hızı saatte 56 km hıza kadar çıkabiliyor. Peki ama çene gücü ne kadar? Hadi bakalım. Cihazımızın verdiği sonuç tam 1200 PSI. Böylesine güçlü bir ısırık, koca bir bifteye dişlerini tek seferde geçirmeye yeter de artar bile. Evet, bozayı alkışlarla sahneden alıyoruz. Güç gösterimizin sıradaki katılımcısı sabırsızca yeri yumrukluyor. Kendisi süper kahraman kıyafetlerini giydiği için kim olduğunu anlayamıyoruz. Fakat kocaman biri olduğuna şüphe yok. Yarışmacımız ringin etrafında biraz dolaştıktan sonra kimliğini açıklamaya karar veriyor ve pelerinini çıkarıyor. Karşınızda goril. Keskin dişleriyle cihazı ısırıyor ve sonuç 1300 PSI. Bu dev yaratıklar her ne kadar çok kibar olsalar da içlerinden birini kızdırmayı kesinlikle istemezsiniz. Goril tekrar pelerini giyiyor ve kulise geri dönüyor. Sesi duyuyor musunuz? Sıradaki yarışmacımız ayaklarımızın altındaki zemini titretiyor. Kendisinden beklenmeyen bir hızla ringe doğru koşuyor. Hızı saatte tam 30 kilometre. Sonra ölçüm cihazının önünde aniden duruyor ve dişlerini geçiriyor. Böylece sonucu görüyoruz. Tam 1800 PSI. İşte hipopotamlar bu kadar güçlü. Bu canlılar oldukça şirin görünebilirler. Fakat Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından biri olarak kabul edilirler. Yani yollarına çıkmasanız iyi edersiniz. Sıradaki yarışmacımız nerede? Kendisini ne görüyor ne de duyabiliyorum. Geç mi kaldı acaba? Vay canına. Karanlığın içinden sıçrıyor ve cihazımızdan bir ısırık alıyor. Sayaç 2000 PSI'yi gösteriyor. İşte karşınızda Jaguar. Bu müthiş kedi için alkışlarınızı rica ediyorum. Jaguarlar uzun ve keskin dişleri sayesinde kemikleri bile kolayca kırabilirler. Yani çene güçlerinin diğer kedigillerden daha fazla olduğuna şaşmamalı. Ve Jaguar geldiği gibi hızlı bir şekilde gölgelerde kaybolarak sahneden ayrılıyor.
Şimdi sıkı durun. Sıradaki yarışmacımız uzun ve pullu biri. Sürünerek ringe geliyor ve uzun çenesini cihazımıza geçiriyor. Sonuç 2125 PSI. Kendisinden önce gelen tüm rakiplerini yendiği için Amerika timsahına bir alkış istiyoruz. Ama bu daha bir şey değil. Çünkü çok çok daha güçlülerini görmek üzeresiniz. Amerika timsahı ringden çekildikten sonra yerini yine onun gibi büyük ve korkutucu bir sürüngen olan akrabasına bıraktı. Bu konuğumuz ta Hindistan'dan geliyor. Karşınızda tuzlu su timsahı. Ağzını yavaşça açıyor ve ölçüm cihazımızı ısırıyor. Vay canına. Şuna bakar mısınız? Tam 3700 PSI. Bu yetişkin bir Hint filinden bir ısırık almaya yetecek kadar fazla demek. Tuzlu su timsahları nehir sularında sabırla avlarını beklerler ve avları geldiğinde onlara hızlıca saldırırlar. Bu canlıların dünyadaki en büyük sürüngen kara avcıları olduğuna şaşmamalı. Timsahın gidişinin ardından stüdyomuz birden suyla dolmaya başlıyor. Bu da neyin nesi acaba? Anlıyorum. Çünkü sıradaki yarışmacımız suda yaşıyor. İşte efsanevi büyük beyaz köpek balığı. Keskin dişlerini cihazımıza geçiriyor ve sonuç hepimizi şaşkınlığa uğratıyor. Tam 4000 PSI. Gerçi bu canlının çene kuvveti hiçbir zaman doğrudan ölçülemedi. Fakat yapılan hesaplar bu sonuca ulaşmamızı sağlıyor. Bu büyük balıklar en büyük avları bile yakalayabilecek kadar güçlü ve doğal hiçbir düşmanları yok. Yükselen sular köpek balığının gidişiyle tekrar alçalmaya başlıyor ve kuru sahnemize tekrar kavuşuyoruz. Şimdi ise mühendislerimiz sahneye bir zaman makinesi kuruyor. Acaba bunu neden yapıyorlar? Kapı açılıyor ve sislerin içinden T-Rex çıka geliyor. Vay canına! Dinozorların kralı ringe yaklaşıyor ve dev kafasını eğerek cihazımıza dişlerini geçiriyor. Sonuç tam 8000 PSI. Bu büyük beyaz köpek balığından tam 2 kat daha fazla demek. Ama dinozor daha tüm gücünü göstermemişe benziyor. Bilim insanları T-Rex'in azami çene gücünün tam 12.000 PSI değerinde olduğunu düşünüyorlar. Bu görece kalın bir ağacı ikiye ayırabilecek kadar fazla bir güç. Böylesine büyük bir güce kim karşı gelebilir ki? Gerçi cevaba biraz şaşırabilirsiniz. Aynı zaman makinesinden önce bir burun çıktığını görüyoruz. Sonra da yeryüzünde şimdiye kadar yaşayan en büyük timsahın vücudunu görüyoruz. Karşınızda ürkütücü Deinosuchus. Bu dev sürüngen 12 metreye ulaşan uzunluğuyla milyonlarca yıl önce okyanuslarda dolaşıyor ve bölgesine giren dikkatsiz dinozorları avlayıp midesine indiriyordu. Şuna baksanıza, vücudu giriş kapısından cihazımıza kadar olan tüm alanı kaplıyor. Devasa çenesinin ise inanılmaz bir gücü var. Gerçekten inanılmaz. Sanırım artık çene gücü yarışmamızın nihai kazananını bulduk. Tam 23.000 PSI. Bu canavarı yenebilecek başka bir canlı tanımıyorum. Bay Deinosuchus, lütfen sahneye çıkın ve şampiyonluk kemerinizi takdim edelim. Bunu kesinlikle hak ettiniz. Ve yarışmamızı böylece sonlandırmış olduk. Tüm yarışmacılarımız için kocaman bir alkış rica ediyorum. Doğrusu hepsi de birbirinden cesur ve korkutucuydu. Eğer bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.